Merhaba. Türkiye'de İslamcılar dini alkol ve başörtüsüne eklemledi. Sekülerler de çocuk yaşta evlilik, hırsızın elinin kesilmesi, dinden çıkanın öldürülmesi gibi konularla ön alma derdinde. Hak hukuk talebi herkesin kendi çevresiyle sınırlı. İnsanlık katına yükselmeyi önceleyen yok. Bugün bu çağda soygunun, cinayetin, tecavüzün suç olması için bir kitabın ya da ideolojinin böyle buyurmuş olması gerekmiyor. Suçun şahsiliği ve kanunların geriye yürümezliği işletilemiyor bir türlü. Bakın şu son hafta başka dert yokmuş gibi Bozkurt selamına kilitlendi Türkiye. Bir taraf bunun tarihi köklerini göze sokmaya çalışırken, öbür tarafta karşı argümanlarla bu tezleri çürüteceğini zannediyor. Kayseri'de bir Suriyeli sığınmacının 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası kenti sokaklara döktü. Sığınmacıların iş yerleri ateşe verildi. Araçları ters çevrildi. Emniyet müdürü istismara uğradığı iddia edilen çocuğun Türk olmadığını söyledi. Suçlanan kişinin ve ailesinin sınır dışı edileceği sözünü verdi. Üzerinde durup düşünülecek olan budur. Konu Bozkurt selamı değil, bu selamın altında toplananların adresleri işaretleyip basması, yağmalaması, yakmasıdır. Buna tekrar döneceğiz. Fakat tam da bu noktada hafıza tazelemeye ihtiyaç var. 28 Aralık 2011'de Uludere'de Türk jetleri Irak'tan Türkiye'ye hareket eden bir grubu vurdu. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in terörist hareketlilik ihbarı 17'si çocuk, 34 sivilin canına mal oldu. 28'i Encü ailesine mensuptu. Vurulan grup katırlara yükledikleri kaçak sigaralarla Türkiye'ye giriş yapan köylülerdi. Yakın tarihin büyük trajedilerinden biridir Uludere katliamı. Devlet özür dilemedi. Kişi başı 123 bin tazminat takdir etti. Aileler kabul etmedi. Meclis Araştırma Komisyonu kasıt yok dedi. Gerek askeri gerekse yerel mahkemeler yıllarca topu birbirine attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle davayı reddetti. Bombalamada kardeşi ve yakınlarını kaybeden Ferhat Encü, HDP'den 2015'te milletvekili seçildi, işin peşini bırakmadı. Bu özeti şunun için yaptım. Avrupa Kupası'nda mücadele eden A milli takım, Portekiz'den ilk golü yedikten hemen sonra Ferhat Encü, Biji Portekiz diye tweet attı. Bunu sonra şöyle gerekçelendirdi. Amacım aşağılamak değil, meramımı anlatmaktı. Uzun zamandır çözümsüzlüğü, savaşı dayatan iktidar anlayışına refleks gelişmesi adına bunu yaptım. Kürtlerin Türkiye'ye aidiyet duygusu hissetmediği bir yerde bu tutumun gözden geçirilmesi gerekiyor. Ferhat Encü, duygusal bir kopuşa dikkat çekmek için Türkiye'nin mevcut siyasal ve sosyal koşullarında hayli kışkırtıcı bir yöntemi bilerek seçti. Bunu da ifade etti. 25 milyon görüntülenen iki kelimelik tweet'e tepki yağdı. Bir Cumhuriyet yazarı, emekli maaşı kesilsin dedi. Görüldü ki rejim politikalarına ilkesel bir itiraz yok. Vatandaşlıktan atılsın, emekli maaşı kesilsin, dava açılsın, hapse tıkılsın, bir daha gün yüzü görmesin, ailesinin hayatı karartılsın. Ailenin hayatı karartılmış zaten. 28'i bombalanarak öldürülmüş, sorumlulardan hesap sorulmamış, özür dilenmemiş. Encü ailesinden bir ferdin Türk milli takımı gol yiyince attığı yaşasın mesajının arkasına bakmayı düşünmedi kimse. Ve aynı Cumhuriyet yazarı Bozkurt selamıyla gündem olan Merih Demiral'ın da yanında durdu. Demokratik bir toplum yok. Futbolda finale kalmak istiyor fakat hukukun üstünlüğü sıralamasında yukarılara tırmanma kaygısı yok. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 27 Haziran'da birinci sayfadan yayımladığı manifestoyu tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet satırlarıyla bitirdi. Cumhurbaşkanının son dönemde terk ettiği Rabia işareti sahipsiz kalamazdı. Kayseri'de geceyi ateşe verilen dükkanlardan yükselen alevler aydınlatırken Halk TV yaşananları şu satırlarla veriyordu. 5 yaşındaki çocuğu istismar eden yabancı uyruklu şahıs Kayseri'yi ayağa kaldırdı. Vatandaşlar yabancılara ait dükkan ve otomobilleri ateşe veriyor. Altındaki ilk yorum da bunu onaylıyordu. Helal olsun, iyi yapıyorlar. Hava ağır, mevsim normallerinde hiç değil. Yumuşama emaresi olmadığı gibi kasırgalar, tufanlar kapıda. Toplum ideolojik olarak kemikleşti. Ya İslamcısın,
ya milliyetçi ya da sol Kemalizm soslu ulusalcı. Yalnızca Türkiye değil, tüm dünyada ana problem insanlığın temel konularda taş devrine dönmesi.